Selamun aleyküm. Bugün miladi 6 Nisan 2022 Çarşamba, Hicri 5 Ramazan 1443. Gününün ayeti. Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler. Günün hadisi. Şüphesiz kul manasını düşünmeden bir söz söyler. Onun sebebiyle cehenneme doğuyla batı arasından daha uzağa düşer. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1326. Bursa Osmanlı padişahlarından Orhan Bey tarafından fethedildi. 1199. İngiltere Fransız asıllı kralı 1. Richard öldü. 1. Richard katıldığı Haçlı seferleri sırasında katliamlar yapmış eli kanlı bir kraldır. Selahaddin Eyyubi kendisini esir almış ama kendi faziletinin gereği affedip salmıştır. 1899. Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı. 1909. Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basıldı. 1917. ABD Almanya'ya savaş ilan etti ve 1. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı. 1946. İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar ENIAC, ABD'de kullanıma girdi. ENIAC, elektronik, dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı. 1984. IMF'le yeni stand-by anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye 4 taksitle 240 milyon dolar kredi alacak. Aynı gün tariş, zeytinyağına %12 zam yaptı. Telefon ve telgrafa %100, çimentoya %25 zam yapıldı. 1991. Irak'tan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısının giderek arttığı açıklandı. 100 bin kişinin sınırı geçtiği, 50 bininin de yolda olduğu bildirildi. Mülteciler Çukurca'da oluşturulan kamplara yerleştirildi. 1994. Ruanda ve Burundi devlet başkanlarının bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düşürüldü. Suikastin ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 1 milyon kişi katledildi. 1995. Türkiye'nin 1963'te Ankara Antlaşması ile başlattığı Avrupa ile bütünleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği üyesi 15 ülkeyle Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın tarafından imzalandı. 2000. Eski Tunus diktatörü Habib Bourguiba 96 yaşında öldü. 2001. Ekonomik kriz esnaf ve orta halli tüm iş adamlarını vurdu. Türkiye'nin her tarafında ayaklanmayı andıran esnaf gösterileri düzenlenmeye başlandı. Binlerce orta ölçekli fabrika ve on binlerce iş yeri kapandı. 2005. Celal Talabani Amerika tarafından Irak Devlet Başkanlığı'na atandı. 2006. Irak'ın Kerkük kentinde ortaya çıkarılan 8 toplu mezarda Saddam döneminde katledilen toplam 1000 ceset ortaya çıkarıldı. 2012. Zaman aşımından düşen Sivas mağdurları davasında mahkemenin gerekçeli kararı belli oldu. Gerekçeli kararda 5 sanığın Madımak Oteli'nin yakılmasıyla ilgili olmadığı, sadece gösteri yürüyüşüne katılmakla yargılandıkları belirtildi. Sivas'ta Madımak Otel'de 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin öldüğü olaylara ilişkin davalarda mazlumlara ceza yağmıştı. Sivas olayları sonrası 111 kişi hakkında dava açılmış, onlarca masum insan yok yere ağır cezalara çarptırılmıştı. 2012. Mali'de 22 Mart'ta yapılan askeri darbenin ardından ülkenin kuzeyindeki Timbuktu kentini ele geçiren Ensar Hareketi şeriat ilan ettiğini duyurdu. 2013. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2012 yılı telefon görüşmeleri rakamlarını açıkladı. Aylık kişi başı 291 dakika cep telefonu görüşme süresiyle Avrupa'da en çok konuşan ülke Türkiye oldu. 2014. Nijerya'da silahlı bir grup sabah namazı öncesi bir camiye saldırı düzenledi. Camiyi tahrip eden saldırganlar 20 kişiyi katletti. 2016. Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti. Yağış ve seller ayrıca 1500 evin hasar görmesine veya yıkılmasına neden oldu.